Evet, canlı yayınımız da başladı. Değerli konuklarımız, Küçükçekmece E-Tivinik eğitimlerinin 20.sine hoş geldiniz. Yaygınlaştırma webinarlarımızın 5.siyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün ilçemiz öğretmenlerinden tarafından hazırlanan projelerin 4 ayrı projeyi hep birlikte yaygınlaştırma webinarını yapacağız. İlk olarak Beyye Selim Pars Ortaokulu'ndan sevgili Refiye Seymen Öğretmenim projesini bizlere sunacak. Buyurun Refiye Seymen Öğretmenim, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Heyecanla sizin projenizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. İsmim Refiye Seymen. Beyye Selim Pars Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeniyim. Geçen sene başladım eğitimlik projesi yapmaya sizin eğitimlerinizle birlikte. Bu sene Seda Hocam'la birlikte bir proje yürütüyoruz. İki proje yapıyorum. Birisi şu anda bugün sunacağımız projemiz bu. İsterseniz bir ekran paylaşımı yapayım, onun üzerinden konuşalım. Geliyor mu hocam? Göründü mü? Tamam. Projemizin ismi Mesleğimi Arıyorum. I am looking for my job projesi. Bu projenin çıkış amacı zaten isminden de belli olduğunu düşünüyorum. Amacımız öğrencilerin meslek seçimi konusunda onlara yol göstermek. Eminim hepimiz fark etmişizdir. Çocuklar ve veliler meslek seçimi konusunda çok doğru kararlar veremeyebiliyorlar. Bu konuda zorluklar çekebiliyorlar. Öğrenciler annelerinin eltilerine ya da komşularına hava atabiliyorlar. Yoksa babaların benim babam bu mesleği yapmamı isterdi. O yüzden ben olamadım, sen ol dediği mesleğimi. Ya da işte öğretmenlerinin fen derslerinde çok başarısın, sen fen lisesine gitmelisin diyerek, yönlendirerek ve onun sonucunda seçtiği mesleğimi. Ya da sırf orta öğretim okul puanı düşük olduğu için, yetmediği için hiç ilgi duymadığı, meslek sesi olan bölümlerin olduğu meslekleri mi seçmeli? Yoksa o çok ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu, belki o işi yaparken saatler geçtiği ama hiç fark etmediği mesleği mi seçmeli? Böyle sorularımız vardı bizim kafamızda ve bu sorulara cevap aramak için böyle bir proje oluşturup çocukları bu konuda belki yönlendirebiliriz diye düşündük. Eğer öğrenci gerçek ilgi ve yeteneklerinin neler olduğunu bilirse ve bu bilinçle kendisine hedef belirlerse acaba bu onun başarısını olumlu etkiler mi diye sorduk. Ve projemizde de bunları hedefledik. Öğrenciler bu projeyle birlikte kendini tanıma, yetenek bilgilerini keşfetme, kendilerini ve becerilerini geliştirme ve özgüven sağlama, meslek dallarını tanımalarını hedefledik. Çalışmamız aslında yeni bir proje. Bu proje Şubat ayında başladık. O yüzden son ortak ürünlerimiz henüz tamamlanmadı. Projemizde çoğunluğu Küçükçekmece'den öğretmenlerimizin, bir öğretmenimiz Bakırköy'den, bir öğretmenimiz Çorlu'dan, bir de Romanya'dan öğretmenimiz bulunmakta. İlk olarak izin belgelerimizle projemize başladık, öğrencilerden aldığımız. Öğrencilerimiz kendilerini tanıttılar, çeşitli VPK araçlarını kullanarak. Ve bu sene öğrenciler kendi okullarını kendileri, geçen sene böyle yapmamıştık mesela, biz kendimiz tanıtmıştık, yüklemiştik. Bu sene daha çok öğrencilerden istedik her çalışmayı, Seda Hocam'ın da yönlendirmesiyle. Aslında yükümüz birazcık hafiflemiş oldu bu konuda. Öğrencilerin hepsi kendileri okulda çekimler yaparak kendi okul tanıtımlarını kendisi yaptı. Şehir ve ülkeleri tanıttılar öğrenciler. Story Jumper aracını ve buna benzer VPK araçlarını kullanarak. Daha sonra logo çalışmamız oldu. Öğrenciler Canva'yı kullanarak ve çeşitli logo yapabilecekleri diğer VPK araçlarını kullanarak logolarını hazırladılar. Biz onların içinden
en iyi iki tanesini anketlerle seçtik ve bu anketlerin sonucunda en iyi iki tanesini sayfada paylaştık, oylamaya sunduk ve projemizin birinci, bu sunumun ilk başında gördüğünüz logosu kazanmış oldu. İlk çalışmalarımızdan birisi öğrencilerin meslek seçimi konusundaki sunumlarıydı. Acaba meslek seçiminde nelere dikkat edilmeli diye sorduk. Çocuklar kendi araştırmalarını yaptılar ve bunların sonucunda da bize birer meslekleri tanıtmalarını istedik onlardan ve bu meslekleri tek tek tanıttılar. Tanıttıkları sunumların videolarını çektik ve YouTube'a yükleyerek linkleri paylaştık sayfamızda. Panolarımızı hazırladık öğrencilerimizle birlikte. Tabii ki okul sitelerimizde bu projemizi tanıttık, yaygınlaştırdık. Öğretmen ve öğrenci webinarlarımızı yaptık. Burada onlardan örnekler görüyorsunuz. Bir farklı bir şey vardı geçen sene, yine görmediğim, bu sene kendime katmış oldum. Akran öğrenmesi Sedacığım'ın planladığı bir toplantıydı. Yani az öğrenciler öğrencilere, bilen öğrenciler daha az bilen öğrencilere anlattılar acaba nasıl yapılmalı bu paylaşımlar, hangi konuyu nasıl yapmalılar. Çok fazla öğrenci katıldı. Çok faydalı bir seminer olduğunu düşünüyorum. Birbirlerinden nasıl öğrendiklerini izlemek de çok zevkli öğrencilerin. Bu akran öğrenmesi webinarımız da çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Sonra karışık takım çalışmamız oldu. Burada 3 takım halinde çalıştık. Her takımdaki 3 öğretmenimiz var. Birinci takımda her öğrenciden 2 tane meslekle ilgili kart hazırlamasını istedik. Bu kartları da yine Web2 araçları kullanarak hazırladılar. Birinci takımdaki bu kartları daha sonra bu takımdaki sorumlu mentor öğretmenlerimiz e-book haline getiriyorlar. Şu anda tam son hali olmadığı için onu gösteremiyorum ama örnekleri göstereceğim. İkinci takımda her öğrenci bazı meslek sahibi insanlarla röportajlar yaptılar, video çektiler ve biz mentor öğretmenler de o videoların hepsini bir video haline toplayacağız. Üçüncü takımda ise geleceğin meslekleri hakkında konuştular öğrenciler ve bunlarla ilgili kartlar hazırladılar. Bunlar da yine e-book haline getirilecek. Birinci takımın çalışmalarından örnekler, bunların hepsini kendi resimleri ve bilgilerle birlikte kendileri hazırladı çocuklar. İkinci takımdaki röportaj örneklerimiz ve üçüncü takımdaki meslekleriyle ilgili hazırlanan kartların örnekleri. Tabii anketlerimiz oldu. Öğrenci, öğretmen ve veli anketlerimiz yapıldı. Ön anketler. Bu projemizin sonuna doğru, işte bu ayın sonunda son anketlerimiz de yapılacak. Ortak çalışmalarımız, 3 farklı ortak çalışma yaptık. Akrostiş, 2 tane akrostiş hazırladık. Daha sonra öğretmenlerimiz farklı web araçları kullanarak bu her bir satırını başka farklı bir öğrencinin yazmış olduğu akrostişleri farklı Web2 araçları kullanarak bu şekilde video ve Canva'da hazırladıkları poster haline getirdiler. Ve bir hikaye oluşturduk. Her öğrencinin tek tek ve öğretmenlerin de katılmış olduğu bu hikayede Ayşe farklı etrafındaki insan, meslek sahibi insanlarla tek tek konuşarak onlara sorular soruyor. Tabii arada bazı maceralar da yaşıyor. Çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunları bir araya getirerek bir e-book haline getireceğiz. Son ürün olarak bu da. Ve önemli, çok önemli olduğunu düşündüğüm kariyer toplantılarımız oldu. Bu kariyer toplantılarımızdan bir tanesi yazar, önce onu göstereyim. Yazar Masal İstanbul kitabının yazarı, belki o kitabı hatırlarsınız. Figen Yaman Coşar ile bir toplantımız, webinarımız oldu. Bunun saati okul saatine denk geliyordu çoğumuzun. O yüzden okul saatine denk gelenlerle okulda açtık akıllı tahtadan. Konuştuk, sorularımızı cevaplandırdı. Çok gerçekten faydalı, verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok eğlendiler. Bazı öğrenciler evde olduğu için, onlar da evden
takip ettiler. Yazarımızla çok samimi sorular sordular. Diğer meslek webinarımız ise F-16 pilotu olan Kemal Arslan'la gerçekleştirdik. Bu akşam saatlerindeydi. Şu anda o da kendisi aynı zamanda pilot yetiştirdiğini, yani bir mesleğinde öğretmen olduğunu öğrendik. Çocuklar çok samimi sorular sordular kendisine. Bir öğrencimiz hatta maaşının ne kadar olduğunu bile sordu. Gerçekten çok bilgilendirici ve güzel bir webinar olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu fark ettim, ben kendi adıma da söyleyeyim. Bütün yaptığımız röportajlarda, özellikle karışık takım röportajları için söylüyorum ve bu Zoom toplantılarda öğrencilerin zaten röportajların sorularını biz seçmedik. Yani hiçbir şekilde öğrencilerime ben o takımın mentor öğretmenlerinden birisi bendim. Kendi sorularınızı kendiniz hazırlayın. Yani ne soracağınızı siz belirleyin demiştim. Ve hepsi kendilerinin hazırladıkları soruların içinde ve bu aynı zamanda bu Zoom toplantılarında gördüm ki ilk sordukları soru mesleğinizi seviyor musunuz sorusu. Yani çocuklar için aslında bu o kadar önemli ki meslek seçim bence ilk madde bu olmalı. Gerçekten seviyor musunuz? Severek mi yapıyorsunuz? Hep bunu duymak istediler, bunu öğrenmek istediler. Belki de hani seçtikleri meslekle o meslekte ne kadar başarılı oldukları arasında bir ilişki, alaka kuracaklardı, bilmiyorum. Şu anda hala tam olarak tamamlanmadı. Müfredat entegrasyonu bölümümüz var. Bir de ortak ürünler, çocukların hemen hemen hepsi bütün çalışmalarını yaptılar. Bir tek bu sonlandırma, yani bu hazırlama kısmımız eksik hocam. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Emeğinize sağlık öğretmenim. Bol ödüllü olmasını diliyoruz. Ben kaç ilçemizden kaç öğretmenimiz var, ortaklarımız hangi illerden, onu da bir öğrenebilir miyiz? Tabii ki, hemen açayım hocam. Öğretmenlerimizin birisi Bakırköy, birisi Çorlu'dan. Diğer öğretmenlerimizin hepsi Küçükçekmece'den. Bir tane de Romanya'dan bir öğretmenimiz var. 10 öğretmenimiz var. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, evet. Gerçekten çok öğretmenlerimiz şu anda size destek ettiler. Aynı okuldan bir arkadaşımla birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Seda hocamın da sağlık, kendisine de ayrı teşekkür ediyorum. Çok şey kattı bilgileriyle bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şu anda webinarımızın ikinci projemize geçiyoruz değerli arkadaşlar. Seher Mutlu hocamız Cemil Mutlu Ortaokulu'ndan kendisi bize projemizi sunacak. Buyurun değerli hocam. Şuradan çıkmam lazım. Refi hocam, bir ekran paylaşımını sonlandırmalısınız. Evet, tamam hocam. Oldu değil mi? Şu anda henüz bende kapanmadı gözüküyor. Bu arada katılımcılarımız arasında okul müdürlerimizi görüyorum. Pek çok farklı illerden de ortak öğretmenlerimiz var. Bütün velilerimiz de var, öğrencilerimiz de var. Hepiniz de bu geceki proje webinarımıza desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben bunu yapamadım hocam. Neden böyle oldu acaba? Tekrardan bir dakika öğretmenim. Hemen durduralım isterseniz. İsterseniz siz paylaşın Seher hocam. Siz paylaşınca büyük bir ihtimalle gidecektir. Arsez hocam, birden fazla paylaşımcının aktifliğini yapayım mı? Evet, lütfen yapar mısın? Tamam. Tamam, bir denerseniz sanki olacak gibi geldi. Seher hocam, paylaşmayı deneyebilir misiniz? Seher hocam, evet, kendisi ortak co-host. Tamam, oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Teknik bir nedenden dolayı sesinizi duyuyordum ama cevap veremedim hocamızın, ekranı açık olduğu için ekran kapanmıştı. Bu arada soyadım Gündüz, Seher Gündüz. Cemil Mutlu Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. E-Twinning projesine tesadüfen aslında dahil oldum. Çok merak ettiğim halde fırsat bulup yapamadığım bir şeydi. Ve bu yıl bir şekilde bir maceraya atıldığımı hissediyorum. Avrupa okul ağ eğitimlerini alırken hayvanlarla ilgili
Pardon, dışarıdan çok ses geliyor mu size? Binada bir tadilat var sanırım. Çok rahatsız edici. Umarım sizi çok rahatsız etmez. Avrupa okul eğitimlerini alırken hayvan deneylerde kullanılan hayvanlarla ilgili bir kurs almıştık. Ve çok dikkatimi çekti. Ben de bir şekilde bu konuya müdahil olmak istedim. Bir faydam dokunsun istedim hayvanlar için. Ve böyle bir maceraya atıldım. Şimdi sunacağım projem de zaten çıraklık dönemi projem olmuş olacak. İlk deneyimim olduğu için böyle adlandırıyorum açıkçası. Ortağımı da yine o Avrupa Okul Ağı üzerinden buldum. O şekilde bu işe giriştik. Projemin ismi Animal Welfare, Everyone's Responsibility. Yani hayvan refahı herkesin sorumluluğudur. Ben sunumumu daha çok sayfalar üzerinden yapacağım. Yani e-twinning üzerinden. Ona geçmeden önce biraz ortaklarımdan bahsedeyim. Ortaklarım Portekiz'den kaç üyemiz vardı? 5 ortağım Portekizli, 3 ortağımız Romanya, 3 ortağımız Hırvatistanlı ve 1 ortağımız da Makedonyalı. Diğer 9 ortağım da Türkiye'nin farklı illerinden. 3 kişi olarak da kendi okulumdan yer alıyoruz projede. Projemizin temel amacı hayvan haklarına, hayvan refahına bir nebze de olsa dikkat çekmek, öğrencilerimiz arasında ya da ulaşabildiğimiz herkes arasında bir farkındalık geliştirmek oldu. Tabii tek amacımız bu değildi girişirken. Ben hep kendimi hayat boyu bir öğrenci olarak tanımlıyorum. Aslında öğretmen olarak bir yana ama tümüyle kendimi hayat boyu öğrenen bir öğrenci gibi niteliyorum. Çünkü öğrenmeyi bıraktığım an öğrencilerimin gerisinde kalıyorum ya da çağın gerisinde kaldığımı hissederek pasifleştiğimi hissediyorum. Bu yüzden sürekli bir öğrenme çabası, sürekli bilmediğim ama eğitime dair ne varsa onun içerisinde buluyorum kendimi. Bazen durdurmaya da çalışıyorum ama mümkün olmuyor maalesef. Biraz alışkanlık haline geldi bu. Ve e-twinning projesi sayesinde çok ciddi adımlar atmış olduk öğrencilerimizle. Web iki araçlarını hep duymuştum ama ciddi anlamda hiç bu kadar etkili kullanmamıştım. Kendi adıma da söyleyeyim. Çok çok şey öğrendim ve öğrendikçe ne kadar az şey bildiğimi fark etmek üzdüğü bir yandan da mutlu etti. Tam bir girdap gibi bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz ve öğrenmeden bırakamıyorsunuz. Sabahladığım çok anlar oldu bu proje esnasında bu sayede. Ama çok şey kattı bize ve öğrencilerimize. İnsan iletişimine önemli hissettik projede. Farklı illerden biz Kasım'dan beri çalışıyoruz bu proje üzerine ve tanımadığım, yüz yüze hiç gelmediğim öğretmen arkadaşlarımızla artık sanki 40 yıllık dostmuşuz gibi bir hissiyat oluştu. Açıkçası hepsiyle de bağım kuvvetli, zaman zaman projenin gerektirdiği gibi bazen ortalık kızışabiliyor ama hiçbir zaman kırıcı bir davranış olmadı. Hep birbirimizi idare ettik. Hepimizin tatilleri, yoğunluğu, özellikle yabancı ortaklarla süreçlerimiz hiç uyuşmadığı halde birbirimizi idare ettik. İnsan iletişiminin önemini burada görmüş olduk. Çok uzatmadan projeye geçeyim isterseniz. Anlatacak çok şey var ama süremiz kısıtlı. Evet, projemiz dediğim gibi hayvan refahı herkesin sorumluluğu başlığı altında başlamıştı. Ve önce etkinliklerimizle başlayalım. Evet, projemizin önce bir planını yaptık. Ekim ayında kabul gördü bizim projemiz ve şöyle aylara göre bir takvim oluşturduk. Tabii ki bu takvim sürekli değişiklik gösterdi. Çünkü sürekli sabit fikirli davranmadık hiç proje boyunca. Sürekli ortaklarımızın aktif fikir alışverişinde bulunuyorduk ve her seferinde eklemeler, çıkarmalar oldu. Daha sonra herkes aktif olsun diye, herkesin çorbada tuzu bulunsun diye şöyle bir görev taslağı hazırladık hep beraber. Herkesin bir sorumluluğu oldu bu şekilde. Ve e-twinning kullanma kurallarına tabii ki dikkat ettik ve ortaklarımızla birlikte yine bu ortamda, bu sanal ortamda birbirimizi kırmadan, kırıcı olmadan nasıl süreci işleyebiliriz? Onu bir çerçeve içerisinde belirledik ve bir videoyla onu burada paylaştık. Göz önünde tutarak yolumuza devam ettik. Kasım ayında aktivitelerimiz başladı. Öncelikle her ortağımızın nerede olduğunu belirlemek adına bir sanal harita oluşturduk ve herkes kendi bulunduğu
yeri haritada işaretledi. Şöyle bir bakalım kim varmış. Kendi okulum çıktı. Hülya Hanım varmış. Kendisini hemen haritada belirlemiş. Böyle aktif bir harita ekledik. Ardından öğretmenlerimizin kendisini tanıtabileceği bir sayfa oluşturduk ve herkes kendisi hakkında kısa kısa açıklamalar yaparak bu şekilde kendisini tanıttı. Ve öğretmenlerimizin iletişim bilgilerini topladık. Tabii onu göstermeye gerek yok. Çok zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. Daha sonra öğrencilerimizin kendisini tanıtmasını sağladık. Bu arada projemizi İngilizce yürütüyoruz. Çocuklarımız açısından evet, hayvan haklarını öğrenmekle birlikte İngilizcelerini geliştirmek için de bir fırsat oldu. Çok güzel, etkili İngilizceyi kullanma olanağı buldular. Şuradan hemen bir örnek göstermek istiyorum. Öğrencilerimiz bu şekilde kendilerini tanıttılar. Çok... bunu yaparken tabii ki Web2 araçlarından çok yine faydalandılar. Her öğretmenimiz tabii ki öğrencilerine yaptırarak ülkelerini, şehirlerini ve okullarını tanıttılar bu şekilde. Bunu yaparken dediğim gibi hem Web2 araçlarını kullanma fırsatı buldular hem de kendi şehirlerini belki ilk defa bu kadar detaylı araştırıp inceleyip özellikle turistik yerlerini belirlediler. Faydalı olduğunu düşünüyorum bu anlamda da. Ve ara ara toplantı yaptık kurucumuzla. Ortak kurucum benim Portekizli. Dediğim gibi online eğitimde tanışmıştık. Kendisi Erasmus projeleri yürüttüğü için çok aktif. Sürekli projeler içerisinde olan bir insan. Bireysel toplantılar yaptık onunla süreci daha iyi yürütebilmek adına. Daha sonra bütün Aralık ayında artık bütün ortaklarımızın yer aldığı toplantılar düzenledik. Ve her okul, her ortağımız kendi okulunda önce bir logo yarışı düzenledi. Öncelikle kendi okullarımızın logolarını belirledik bu şekilde. Genel logo seçimine geçmeden önce. Ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hayvan haklarıyla ilgili genel olarak hayvanlara dair ön bilgisini test etmek amacıyla öğrenci ön anketi ve öğretmen ön anketi yaptı. Daha sonra bunu değerlendirdik. Üzücü olan nokta şu, ben de dahil birçoğumuz hayvan haklarıyla ilgili yayınlanan kanunları çok fazla bilmediğimizi fark ettik. Evet, hepimizin hayvanlara karşı tutumu olumluydu. Fakat hayvan hakları özellikle ülkeler bazında ne durumda, bizde ne durumda onu çok da bildiğimizi söyleyemeyeceğim. Ama proje bunu bize hissettirdi ve birçok şeyi araştırmaya başladık. Ve Ocak ayında öğrencilerimizle bir araya gelerek konuyla ilgili beyin fırtınası yaptık, fikir alışverişi yaptık ve daha sonra alt başlıklar belirleyerek öğrencilerimizle araştırmalar yapmaya başladık. Biz de onlarla araştırdık, çok şey de öğrendik açıkçası. Ve daha sonra öğrencilerimiz araştırmalarını birbirlerine sundular. Sunumlar birazcık sancılıydı çünkü... Kanunlar üzerinde daha çok araştırmalar yapıldı. Hayvan hakları yasaları ile ilgili araştırmalar yaptılar ve bunu birbirlerine sundular İngilizce olarak. Bir örnek sadece göstermek istiyorum. Çok fazla dinletmeyeyim zaman anlamında ama genel olarak kendilerini ifade etme olanağı çok buldular. Bu çok faydalı oldu onlar için. Ve Şubat ayında Güvenli İnternet Günü'nü sadece proje bazlı değil okul bazında kutladık. Müfredatın da bir parçası olduğu için bütün sınıf, girdiğim sınıflarda özellikle projeye dahil olan hocalarımızla birlikte girdiğim sınıflarda konuyu anlattık. İnternet güvenliği hepimiz için gerekli, sadece projede yer alanlar için değil. Güzel bir farkındalık oluşturuldu bu anlamda da.
Ve daha sonra öğrenci toplantımız oldu. Bütün ülkelerin, yani ortaklarımızın olduğu ülkelerin hepsinin öğrencileri katıldı. Öğrencilerimiz ilk defa uluslararası bir toplantıya dahil olmuş oldular ve kendilerini İngilizce olarak ifade etme olanağı elde ettiler. Çok zevk aldılar. Projeye dahil olmayan öğrencilerimiz bu anlamda çok üzüldü. Çünkü yabancı dil ağırlıklı bir okuluz. Ve sanırım sene herkes bomba gibi hazır olmuş olacak projeye dahil olmak adına. Sürekli çünkü bu konuda bize teklifle geliyorlar. Neden biz de yokuz diye. Bu anlamda güzel oldu. Ve daha sonra bütün birinci gelen logoları bir araya getirerek projemizin logosunu seçmeye çalıştık. Ve kazanan proje logomuz bu oldu. Bu arada bunu da bizim okulun öğrencileri hazırlamıştı. O anlamda da sevindik öğrencilerimiz adına. Evet, şuradan nasıl çıkıyorduk? Onun dışında yine birinci gelen logonun sahibi olan öğrencilerimize online de olsa sertifikalar düzenledik. Onları o şekilde ödüllendirmiş olduk, onüre etmiş olduk. Mart ayında artık projenin panolarını hazırladık okullarımızda. Bu çok keyifli bir süreçti. Dediğim gibi biz hiçbir zaman sabit fikirli devam edemedik. Yani en başta belirlediğimiz plana tümüyle sadık kalmadık. Her zaman ekstralar ekledik. Burada da fikir alışverişi sayesinde hayvanlarla ilgili origami fikri gelişti bizim okulun çocuklarından ve şöyle güzel bir origamili bir pano hazırlamış olduk. İnanılmaz zevkliydi. Biz de oturup hayvan figürleri yapmaya çalıştık kağıtlardan. Bunlar da öğrencilerimizin nitelikli ellerinden çıktı. Keyifliydi o anlamda pano hazırlamak öğrencilerimiz ve bizler için. Çok sürem kaldı mı bilmiyorum. Kalmadıysa çok uzatmayayım. Ve geldik sahaya inme kısmına arkadaşlar. Biz artık hayvanlar için ne yapabiliriz, aktif olarak neye dahil olabiliriz diye bir kampanya düzenledik. Bu kampanyada amacımız şuydu, bir hayvan barınağı belirledik önceden ve hayvan barınağıyla iletişime geçtik. Neler lazım, hayvanlar için nasıl bir fayda sağlayabiliriz diye. Islak maya istediler bizden. Hayatımda ilk defa ben de bir hayvan için mama satın alma olayını gerçekleştirmiş oldum. Çok farklı ve güzel bir duyguymuş. Öğrencilerimizle afişler hazırladık. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bayağı bir destek sunan velimiz oldu. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Daha sonra paketledik. Gelen kampanya sonucu gelen mamaları ve artık barınağa gitmeye hazır hale geldik. Ve her okul seçtiği barınağı ziyaret etmeye başladı. Barınakta veterinerler ve oradaki görevliler bize hayvanların koşullarını anlattı. Gittiğimiz barınak gerçekten temizdi. Hayvanlar için ortam güzeldi ama ne kadar güzel olursa olsun onlar sosyal varlık. Tıpkı insanlar gibi onların da özgürlüğü çok önemli. Kesinlikle özgür alanda olmalarını tercih ederim ben şahsen. Şahsi fikrim bu. Onları kapalı alanların arkasına görmek ve biz ayrılırken arkamızdaki o bakışlar tam insani duygularla bakıyorlardı ve gerçekten o ayrılık çok zor geldi bana da öğrencilerime de. Keşke yanımızda alıp bakabilsek ama yine kapalı ortam. Tabii sokakta olmalarından ya da hırpalanmaktan iyidir diye kendimizi teselli ettik. Barınakta güvercin uçurma şansımız oldu. Evet, hayvanlara dokunma yasağı vardı ama bir tek güvercin için izin verildi. Öğrencilerimizle güvercin uçurduk. O anda çok güzeldi, hafızalarımıza kazıldı. Bu arada ilk deneyimimdi bir hayvan barınağına gitme konusunda. Ve daha sonra Nisan ayı için karışık takımlar tasarladık. 4 takım oluşturduk. Her takımın hangi alanda nasıl bir çalışma gerçekleştireceğini bu şekilde belirledik. Ve öğrencilerimizi takımlara ayırdık. Sanırım ekran biraz geç geliyor. Sizde öyledir sanırım. Bu şekilde mentor yani yönlendirecek öğretmenler seçtik her takım için. Ve öğrencilerimizi 4 farklı grupta da bulundurmaya gayret ettik. Henüz tabii Nisan ayı çalışmalarımız tamamlanmadı. Yeni yeni başladık çünkü.
Yine de gelen ürünleri biraz paylaşabilirim sizlerle. Her grubun kendi avatarını oluşturmasını sağladık. 4 grubunda oluşacak. Tabii daha 2 grubun içine ekleyebildik şimdilik. Ve gelen çalışmalar arasında şöyle güzel aktiviteler var. Evet, çalışmalarımız bu şekilde. İlk grubumuz hayvanlar için barınak yapacaktı, sokak hayvanları için. Bizim okulumuz kuş yuvası yaptı. Başka arkadaşlar kedi köpek için barınak yaptı. Bu şekilde paylaşımlar başladı. Tabii daha eksiklerimiz var. İkinci takımımız hayvanlarla ilgili farkındalığı arttırmak için oyunlar geliştirdi, puzzle'lar yaptılar. Üçüncü takımımızın görevi önemli çünkü farklı ülkelerin hayvan refahıyla ilgili aldıkları önlemleri araştırıp posterleştirecekti. Bu bilgi anlamında çok faydalı olmuştur diye düşünüyorum araştıran öğrenci adına ve bizlerle paylaştıkları için artık bizim için de öyle. Dördüncü grupta kısa kısa fable'lar oluşturduk Chatterpix'le. Burada hayvan hangi anlamda hakkı ihlal ediliyor kendisini konuşturarak dile getirmeye çalıştık. Şimdi videoları açmayayım, çok zaman kaybı olur. Bu şekilde. Onun dışında Nisan ayının sonlarına doğru yine projemizin velilerimiz üzerinde, öğrencilerimiz üzerinde ve öğretmenlerimiz üzerinde ne tür bir etki yarattı onu anlamak adına son anketlerimizi de yapmış olacağız ve genel bir sonuç elde etmiş olacağız. Daha sonra önemli günler altında 9 Mayıs'ı kutlamayı tasarlamıştık ama bu yıl Mayıs'ın 10'u etiket başvurusu için son tarihmiş. O yüzden biz Nisan ayında 9 Mayıs'ı kutlayıp gerekli açıklamayı da eklemeyi düşünüyoruz. Diğer güzel bir aktivite olarak değerlendirdiğim, projede zevk aldığım etkinliklerden biri de uzman davetiydi. Bir veteriner davet ettik, sağ olsun kırmadı bizi. HYTAP, Hayvan Hakları Federasyonu'nda kurucu üyelerden biri. Ve 12 yılını sokak hayvanlarına adamış bir veteriner. Gönüllü birçok çalışması var. Çocuklarımızla 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde onu buluşturduk ve çok bilgi edindik sokak hayvanlarının yaşantılarına dair, onlara yapılanlara dair, haklarına dair. Açıkçası ben de 4 Nisan'ın Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğunu proje sayesinde öğrenmiş oldum. Onun dışında ortak ürünlerde Story Jumper'la bir hikaye kitabı oluşturduk. Hikaye kitabımızın yazarlık kısmını biz ortaklar yaptık. Her sayfaya birimiz hikayeyi başlattık. Ardından herkes bir sayfalık bir hikaye yazdı. Öğrencilerimizi de şu şekilde dahil ettik. Öğrencilerimizin de sesini kaydettik. Şöyle ilk sayfadan bir örnek gösterebilirim. Her öğrencimizin katkısı var bunda. Evet, böyle bir ortak ürün oluşturmaya çalıştık. Öğretmenim, sesini göstermek istiyorsanız Zoom ayarlarından açın, daha iyi duyulur. Ses, yok ben kapattım zaten, örnek olsun diye biraz göstermek istedim. Hiç gelmedim mi? Kısık geldi. Zaten çok fazla açmadım. Hani sadece özelliğini göstermek istedim. Belki denemek isteyen olursa diye. Ve yine ortak ürünlerde hayvanlarla ilgili bulmacalar, quizler hazırladık şu şekilde. Her öğretmenin öğrencileri hazırladı tabii. Farklı web iki araçlarıyla yapıldı bunlar da yine. Onun dışında yine E-Twinning üzerinde chat odalarında bütün öğrencilerimizin katıldığı ve barınak ziyaretiyle ilgili görüş paylaşımı oldu. Hayvan barınağından sonraki düşünce ve duygularımızı paylaşmış olduk. Her öğrencimiz burada İngilizce olarak yazışma imkanı buldu. Hiç tanımadığı öğrencilerle uzun süredir arkadaşça yapılmış bir sohbet mahiyetinde geçti. Onun dışında projemizi yaygınlaştırmak için WhatsApp grubu, Facebook grubu gibi sosyal medya hesaplarımızı açtık ve aktif kullanmaya çalışıyoruz. Final ürünü olarak da bir e-magazin hazırlamayı düşünüyoruz. Orada da projemizi özetleyecek nitelikte tasarımlar yapmayı düşünüyoruz.
Ve en son öğrencilerimizden feedback alarak, yani geri bildirim, projeye dahil düşüncelerini almak üzere bir Padlet koyup onların düşüncelerini almaya çalışacağız. Unuttuğum bir şey, bir de şunu söyleyeyim. Projemizin elbette ki gerçek hayatla da çok alakası var zaten konu itibariyle, ama bir de müfredatımızla ilgili neler var, bir alakası var mı işlediğimiz müfredatla, onu göstermek istedik ve bütün dersler incelendi. Her dersle nasıl bir alakası var, onu disiplinler arası olarak hazırladık ve bir Word dosyası olarak ekledik. Sürem doldu mu hocam? Evet. Ne durumdayız? Açmıştım. Ama toparlayabilirsiniz yani. Bitti zaten. Projemiz genel itibariyle böyle. Ama şunu söylemek istiyorum. Hem konu itibariyle. Ekran paylaşımı durdurayım öyle. Evet. Hem projenin konusu anlamında, hem de öğrencilerimle hiç bıkıp usanmadan, yine ortak öğretmenlerimle hiç bıkıp usanmadan gece yarılarına kadar üzerinde çalıştığımız bir proje oldu. Etiket olsa da olmasa da kesinlikle şu an umurumuzda değil. Çünkü biz asıl amaca ulaştık, çok şey öğrendik ve çok şey bilmediğimizi öğrendik. Öğrenmeye devam diyoruz bu anlamda. Herkese teşekkür ederim dinlediğiniz Harikasınız için. Harikasınız hocam bu heyecanınız teşekkür için. Teşekkür ederim, sizler de öyle. Bol etiketli olmasını diliyoruz ve başarınızın devamını diliyoruz. Çok keyifli oldu dinlemek. Gerçekten çok amacına ulaşmış bir proje olduğunu da fark ettik. Teşekkür ederim. Üçüncü projemizi Gül Anaokulu'ndan Sayın Begüm Ukayos sunacak. Projemizin ismi İleriyi Düşün, Geri Dönüştür. Evet Begüm Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Önce sizi tanımak isteriz. Ben Begüm Kaya. Gül Anaokulu'nda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Geçen sene ilçemizde yine bir projeye dahil olmuştum. Bu ikinci projemiz kurucu olmak nasip oldu. Arzu ederseniz ekran paylaşımıyla sunumuma başlayayım. Buyurun hocam. Şu an açıldı zannediyorum. Projemizin adı İleriyi Düşün, Geri Dönüştür. Yabancı ortaklarımız olduğu için aynı zamanda İngilizce bir ismimiz de var. Think Forward, Trickle Back. Projeyi Bahar öğretmenimle birlikte kurduk ve yürütüyoruz. Projemiz genel olarak sıfır atık, geri dönüşüm temalı bir proje. Son günlerde tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer alan bankaların, özel şirketlerin, devlet kurumlarının el attığı çok önem verilen bir konu. Biz de bu konuyu okul öncesi öğrencileriyle birlikte, çünkü projemiz 4-6 yaş öğrencilerini kapsıyor, elimizden geldiğince öğrencilerimize aktaralım istedik. Öğrencilerimizin sıfır atık yönetimiyle çalışması, aşırı tüketimi önleyebilmek için neler yapabilecekleri, verimli kullanma, kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumunun engellenmesi ve eğer bir atık oluşmuş ise bunun nasıl geri dönüştürülebileceği, nasıl tekrar kazanabileceği yönünde çalışmalar yapmayı amaçladık. Bu amaçlar doğrultusunda hedeflerimiz, küçük yaş grubuyla çalıştığımız için aslında bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi de öğrencilerin hayal güçleriyle birlikte sıfır atık temalı oyunlar geliştirmekti. Çünkü bizim yaş grubumuz çoğunlukla oyunla öğreniyor. O yüzden biz buna projemiz boyunca önem verdik. Yine kompost yönetimi bizim için önemli ve hedeflerden bir tanesiydi. Çünkü evet geri dönüşüm kutuları çok fazla dile getiriliyor ve bu konuda çok fazla çalışmalar yapıyor ama biz hala kompost konusunda biraz mesafeliyiz. Ve bunu da hem velilerimize hem de öğrencilerimize aktarmak istedik. Geri dönüşümün önemi yine bizim için oldukça ön sıradaydı. Ve Etiwinning zaten en çok fırsat tanıdığı şeylerden bir tanesi dijital okuryazarlık becerileri. Ve bunu da projemize dahil ettik. Bu bizim proje ortaklarımızın avatar fotoğrafı. Her ne kadar farklı yerlerde olup bir araya gelemesek de böyle bir avatar oluşturarak bir araya gelmiş hissini yaşadık.
Projemizin ortakları çoğunlukla Türkiye'den. Bir adet Polonyalı, bir adet de Makedonya'dan ortağımız var. Şöyle bir harita oluşturduk. Burada hangi yerlerden projemize katılanlar olduğunu görüyoruz. Söylemiştim, 9 ortağımız Türk diye ve bunların tamamı Küçükçekmece'den. Çünkü biz aslında Küçükçekmece'de daha önce kalite etiketi almamış öğretmenlerimize bu anlamda hem kendi tecrübelerimizi paylaşmak hem de onların kalite etiketi alması için vesile olmak istedik. Bu yüzden bu şekilde denk geldi ve öğretmenlerimizin tamamı Küçükçekmece'de çalışıyor. Şöyle onların isimlerini de yazmış oldum. Genellikle farklı okullardan, bir iki tane aynı okuldan olan öğretmenlerimiz de var. Bir de bahsettiğim gibi bir Polonyalı, bir de Makedonya'dan bir ortağımız bulunmakta. Proje sürecini biz aslında 4 aylık bir süreç olarak planlamıştık. Ama daha sonra kalite etiketi başvurusunun öne çekilmesiyle projemizi 3 aya düşürdük. Genel olarak bakacak olursak, biz Şubat ayında geri dönüşüm nedir, atık toplama nedir, nasıl yapılır, incelikleri nelerdir bu konular üzerinde çalıştık. Mart ayında ambalaj nedir, ambalaj geri dönüştürülebilir mi, ambalajların üzerindeki işaretler nelerdir ve bunlar bize ne ifade eder, bunların üzerine çalışmalar yaptık. Ve Nisan ayında da kompost toprak ilişkisi ve atıksız mutfak nedir, atıksız mutfak tarifleri nelerdir konuları üzerine çalışmalar yaptık. Peki biz projemize nasıl başladık? Öncelikle bir tanışma webinarı oluşturduk. Bu tanışma webinarında ortaklarımızın tamamı katıldı. Genel olarak süreci planladık. Neler yapacağız, neleri planladık, ortaklarımızdan fikirler aldık, nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl iş bölümü yapacağız, bunları konuştuk. Daha sonrasında veli izinleri alındı. Projeye dahil olan tüm öğrencilerimizin velilerinden izin alındı ve proje boyunca katılacakları onaylandı. Pardon. Daha sonrasında kişisel tanıtımlarımızı yaptık. Bu TwinSpace sayfalarında sırayla oluşturduğumuz sayfalardı aslında. Bir proje haritası oluşturduk. Herkes nereden katıldığını bu proje haritasına ekledi. Okullarımızın tanıtımlarını yaptık. Şehirlerimizin tanıtımlarını yaptık. Tüm bunların yüklemeleri gerçekleştirdi. Başta da bahsettiğim gibi bizim öğrencilerimiz 4-6 yaş olduğu için bireysel olarak aktif kullanmaları çok fazla mümkün olmadığında bunları çoğunlukla öğretmenlerle tamamladık ve diğer çalışmalarda da veli katılımlarını ön plana sunduk. Yine ön testlerimiz oldu. Bu ön testler veli, öğretmen ve öğrenciler için oldu. Projenin başında neredeydik? Nasıl bir yol kat ettik ve projenin sonunda nereye geldik bunu görmek istedik. Yine iletişim bilgilerimizi paylaştık. Bir WhatsApp grubu kurduk. Bu WhatsApp grubunda daha kolay iletişim kurabilmek adına bunu yaptık. Aynı zamanda ortak ürünlerde kullanmak üzere e-mail adreslerimizi paylaştık. Bir poster ve logo belirledik. Projemize başladığımızda Güvenli İnternet Günü ilk haftada bizim karşımıza çıkan ilk etkinlik oldu. Bunu da atlamak istemedik. Güvenli İnternet Günü ile ilgili çalışma sayfaları yaptık. Bir ve iki aracılarıyla hazırlanmış oyunumuz vardı ve bunu öğrencilerimizle birlikte oynadık. Aynı zamanda bugün kapsamında sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda öğretmenlerimiz için de çalışmalarımız oldu. Pek çok öğretmenimiz Güvenli İnternet Safety Label hakkında her şey, internet güvenliği ve internet etiği gibi eğitimler aldılar. Bununla beraber iki okulumuz da Safety Label etiketi aldı. Umarım bu senede bronz etiketimizi gümüşe çevirebiliriz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Şubat ayına geldiğimizde öğrencilerimizin onları dediğimiz merak uyandıran sorular oluşturduk. Sıradık nedir? Geri dönüştürülebilir bir şey olsaydın ne olmak isterdin? Neleri geri dönüştürebiliriz gibi sorular sorduk. Bunun akabinde öğrencilerimizden aldığımız cevapları video kaydederek sayfaya yükledik. Bir sonraki çalışmamız geri dönüşüm kutularının oluşturulmasıydı. Öğrencilerimizle birlikte bu geri dönüşüm kutularını oluşturduk. Okulunda geri dönüşüm kutusu var olanlar bunları inceleyerek ne şekilde kullanmaları gerektiği üzerine öğrencilerle birlikte etkinlikler yaptılar. Ve yine her ayın sonunda olduğu gibi
ve Wiki araçlarıyla oyunlar hazırlandı. Bazı ortaklarımız oyunları hazırladı. Diğer ortaklarımız da hazırlanan oyunları öğrencilerle birlikte paylaştılar. Belli gruplarında paylaşıldı. Öğrencilerimizin hem öğrendiklerinin pekiştirmesini sağladık. Aynı zamanda interneti güvenli ve faydalı kullanmalarına da destek olmak istedik. Ortak ürün olarak da slogan çalışmamız oldu. Öğrencilerimize sloganları kaydetmelerini ve Chatterfix uygulamasıyla seslendirmelerini istedik. Daha sonra bu seslendirdikleri sloganlar bir araya getirilerek ortak bir ürün oluşturuldu. Bu sorumluluğu alan öğretmenimizin yardımıyla bunu tamamlamış olduk. Mart ayına geldiğimizde Mart ayı etkinlikleri için bir Padlet oluşturduk. Bu Padlet'te ambalaj nedir? Ambalaj geri dönüştürülebilir mi? Hangi ambalajlar geri dönüştürülebilir? Ambalajların üzerindeki işaretler nelerdir ve ne işe yarar? Ambalajların sınıflandırılması ve yine Webiki araçlarıyla oyunlar olmak üzere kısımlarımız vardı. Bir önceki ay bunları video ile birleştirmiştik. Bu sefer de bir Padlet üzerinde birleştirelim ve farklı Webiki araçlarını kullanalım istedik. Mart ayındaki bir sonraki etkinliğimiz 19 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü oldu. Bununla ilgili ortaklarımızı özgür bıraktık. Herkes kendi planladığı etkinliğini yaptı. Bazı ortaklarımız okul çevresindeki atıkları topladılar. Bazı ortaklarımız daha önceden biriktirmiş oldukları şişe kapaklarıyla projemizin adını yazdılar. Bazı ortaklarımız aile katılımıyla hazırladıkları posterlerle bir geri dönüşüm yürüyüşü yaptılar. Herkes kendi planladığı şekilde bugünü kutladı. Diğer etkinliğimiz poster oluşturma etkinliğiydi. Her sınıf büyük grup etkinliğiyle birer poster oluşturdu ve bunları Twinspace sayfalarına yükledik. Ve her ay olduğu gibi yine geri dönüşüm ürünleriyle ürünler tasarladık. Bunlar bu ayı plastik ve metal kullanarak tasarımlarımızı yaptık. Yine pek çok farklı ürünler ortaya çıktı ve bunları Twinspace sayfalarımıza yükledik. Yine her ayın sonunda olmazsa olmaz ve Wiki araçlarıyla oyunlar. Çünkü söylediğim gibi küçük yaş grubuyla çalıştığımız için oyunlar bizim için her zaman kurtarıcı. O yüzden yine bazı ortaklarımız oyunları hazırladı. Diğer ortaklarımız da oyunları hem öğrencilerine sınıflarında oynattılar hem de belli gruplarından paylaşarak öğrencilerin evde de öğrendiklerini pekiştirmelerine fırsat verildi. Bu ayın ortak ürünü forum sayfası üzerinden yapıldı. Öğrencilerimizi forum sayfasına kaydettik. Projemizin ismini oluşturan harfleri herkes istediği şekilde geri dönüşüm malzemeleriyle tamamladı. Ve sırayla foruma girerek kendi sorumluluklarındaki harfi yüklediler. Ve daha sonra şöyle bir ürün ortaya çıktı. Hem rengarenk hem de projemizin adını oluşturan güzel bir şimdiye kadar sizlere yapmış olduklarımızı anlattım. Şu an Nisan ayının ortasındayız ama bir haftası zaten ara tatille geçti. O yüzden şu an hala yapmaya devam ediyoruz. Bunlar hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Nisan ayında yapacaklarımız kompost ve toprak incelemesi. Bir tohum bankası oluşturacağız. Tohum bankasında biriktirdiğimiz tohumlarla tohum topu veya tohum bombası dediğimiz çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem sıfır atık konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirirken aynı zamanda doğa ve doğa sevgisi üzerine de aslında çalışmalar yapmış olacağız. Bir diğer konumuz atıksız mutfak olacak. Biz geri dönüşüm dendiğinde her zaman plastik, cam, metal gibi atıkları yeniden kullanılmasını düşünüyoruz. Ama geri dönüşüm bundan ibaret değil. Aynı zamanda sürdürülebilirliği devam ettirmek adına atıksız mutfak oldukça önemli. Evet, sebze çöpleri doğada geri dönüşebiliyor. Doğada, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, doğada yok olabiliyorlar. Doğaya zarar vermiyorlar. Ama biz neden bunlardan faydalanmayalım? Neden faydasız bir şekilde çöp olup gitsinler? O yüzden kompost ve atıksız mutfak bu anlamda bizim için oldukça önemli.
Ortak ürün olarak bu ay biz atıksız mutfak tariflerinden oluşan bir e-book oluşturmaya karar verdik. Bunu paylaşımlı olarak yaptık. Herkes kendi sorumluluğundaki tarifi StoryJumper ile sayfasını oluşturacak. Birazdan örneklerini göstereceğim. Yine Webiki araçlarıyla hazırlanmış dijital oyunlarda bu ay yapacaklarımız arasında. Ortak ürünümüzün kapağı bu şekilde. Şimdi göstereceğim sayfa örnek olarak oluşturuldu. Henüz çalışmamız devam ettiği için sayfaya yüklemeler yapmadık. Ama ben fikir vermesi açısından size örnek bir sayfa hazırladım. Atıksız mutfakta neler yapabiliriz? Ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Örneğin bayat ekmek, meyve sebze kabukları gibi şeyler ne şekilde değerlendirilebilir? Bununla ilgili tariflerimiz var ve bunları bu şekilde herkes istediği şekilde tasarlayıp malzemelerini, tutu noktalarını ve tarifini yazarak bir e-book oluşturacağız. Son olarak projemiz bitmeden önce projemizin başlangıcında yaptığımız ön testler gibi son testlerimiz olacak. Veli, öğrenci ve öğretmenler için. Yine öğretmen ve öğrencilerimiz için sertifikalarımız olacak. Projemize katıldıkları için küçük bir teşekkür aslında. Müfredat ilişkilendirmemiz olacak. Müfredat ilişkilendirmesinde evet biz pek çok etkinlik yaptık ama bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu programın ne kadar içinde, ne kadar dahil bunu göstermek istedik. Projemizin sonunda nihai bir ürünümüz olacak, mozaik çalışması olacak. Bu mozaik çalışmasında da projemiz boyunca yapmış olduğumuz tüm etkinliklerden projemizin posterinin oluşmasını sağladığımız bir mozaik etkinliğimiz olacak. Ve son olarak bir webinar planlıyoruz. Bu webinar da aslında bir nevi bir veda webinarı olmuş olacak. Ve sonrasında kalite etiketi başvuru sürecine girmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Projemiz genel olarak böyle. Begüm Hocam, emeğinize sağlık. Çok dolu dolu bir proje olmuş. Gerçekten geçen sene ilk yılında diyorsunuz ama harika şeyler ortaya çıkarmışsınız. Tebrik ediyoruz. Ne olduğunca hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım hepsini aktarabilmişimdir. Çok güzel, çok dolu dolu olmuş. Gerçekten çok tebrik ediyoruz. Tabii içinizden çok fazla öğretmen olduğu için de daha da bol etiketli olmasını diliyoruz. Evet. Üçüncü projemizi sunduktan sonra bu gecenin son projesini Osman Zeki Üngül İlkokulu'ndan Neslihan Aktaş öğretmenim sunacak. Neslihan Aktaş öğretmenim, buyurun, yine bir doğa projesini, ağacı, evet, tavuğu, evet, doğayı sevdiğini. Yani, buyurun değerli hocam. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Projemizin ismi Ağacı Tanı Doğayı Sev. Bir ağaç doğa projesi. Ekranı paylaşmaya çalışacağım hemen. Hocam, kusura bakmayın, burada az önce ekranı paylaş vardı ama şu an değişik şekilde gözüküyor. Fotoğraf, belge, ekran. Şu an bir bakayım. Bir bakın hocam tekrardan. Bu en son proje Bahar Değer hocamızla Begüm Kayı hocamızın ilçe öğretmenlerimize rehberlik amacıyla sanırım kurmuş bir projeydi. Evet Neslihan Aktaş hocam. Hocam isterseniz portal üzerinden de anlatabilirsiniz. O sunumu açamıyorsanız. Yani hocam sunumu açsam iyi olurdu. Çünkü her şeyi burada düzenlemiştim. Tamam. Bekleyelim öğretmenim biz. Bu arada ben birkaç bilgilendirme yapayım. Değerli arkadaşlar, yarın akşam tekrar webinarımız var. Proje yaygınlaştırma webinarlarımız bitmedi. Devam ediyor. Yarın akşam yine 6 ayrı projemizin sunumu olacak. Tatilken yine arkadaşlarımızla da bu webinarı yapalım diye konuştuk. 14 Nisan Perşembe saat 21'de 6 ayrı projemizin sunumunu hep beraber izleyeceğiz. 16 Nisan Cumartesi saat 21'de bütün gruplarımızda ayrıntılı olarak yazacağız. O akşamki webinarı kesinlikle kaçırmamanızı rica ediyoruz sizden. Çünkü o kalite geliştirme ekibinden
İki tane çok değerli, çok tecrübeli konuğumuz olacak. Etiket nasıl doldurulur? Bu süreçteki başvuru sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? İki tecrübeli hocamız, konuğumuz. Bu sene daha çok bundan sonraki o süreçte Ramazan olduğu dolayısıyla size proje yaygınlaştırma yaptık ama 16 Nisan Cumartesi hiç kimseye söz vermemenizi özellikle önemli belirtmek istiyoruz. Dedikten sonra canım Neslihan hocam. Yani hocam şimdi telefondan da bağlanmaya çalıştım da hocam kusura bakmayın yani oluyor da az önce denemiştim. Bizlik hiçbir şey yok. Biz sizin rahat etmenizi istiyoruz. Yeşim hocam siz projenizi sunacak mıydınız? Siz de yok yeni... hocam ben geçen hafta sunmuştum. Bir sundunuz. İlçe için kurulan projemizin gününü bekliyoruz şimdi ne zaman olacak? Diğer grupta değil mi? İkinci grupta. Evet diğer grupta onu proje ortaklarımızdan bir arkadaşımız tanıtacak. Ben yine destek olmak amaçlı geldim. Sağ olun çok teşekkür ederim. Zevkle dinliyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Sağ olun. Ben tekrar deneyeyim hocam. Tamam değerli hocam. İmran hocam ETV'nin bu sene yine tam gayet devam ediyor değil mi? İlçeden nasıl gözüküyor? Gayet güzel görünüyor hocam. Gayet güzel gözüküyor. En hareketli itiraf edeyim. En hareketli proje bölüm alanlarından bir tanesi diyeyim. Maşallah aksiyonunuz hiç bitmiyor. Her akşam her akşam enerjinize biz özel biri olarak yetişemiyoruz artık. Çok harika. Ya bizler gerçekten ama bu gece baştan sona bizimle berabersiniz. Dikkat ettiyseniz Seher hocam, Begüm hocam, bütün Refiye hocam, şu anda da Neslihan hocam. Ben o kadar mutluyum ki heyecanları o kadar hissediliyor değil mi? O kadar heyecanlılar. Evet, evet. Yani bize kadar geliyor çok yoğun çalışmışlar. Kesinlikle. Tabii ister istemez bize biraz da herhalde mesleğe aşık insanlar. Buradaki topluluk öyle en azından. Ve yani hepsi dedi ki işte ilk senem acemiliyim dedim maşallah acemilik buysa ustalık eserlerini artık düşünemiyorum. Kesinlikle. Neslihan hocam az önce paylaşım gerçekleşti. Hocam yani alakasız bir şey paylaştım. Yani Neslihan hocam isterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani moralinizi bozmayın sizi yarın akşama da alabiliriz. Biraz bir deneyin. Eğer olmazsa yani, yarın akşama da alabiliriz. Bilmiyorum. İstiyorsanız bu şekilde ekransız anlatayım ama. Yok. Yani siz kendinizi nasıl rahat hissedeceksiniz? Biz size sonuna kadar desteğiz. Hocam ben kapatıp tekrar girsem olur mu? Çünkü ilk tabii girdiğimde ki, tabii ki. Ekran paylaşabiliyordum. Hemen çıkıp tekrar gireceğim. Bir tamam değerli hocam. Arkadaşlar bekleme odasındaki misafiri almayalım. Yabancı isimli olanları mümkünse. Ekran paylaşımı siz kapatmış olabilir misiniz hocam? Yani çünkü soluk gözüküyor bende şu an. Bir dakika hemen bakalım değerli hocam. Ekran paylaşımı şu an açık. Açık şu anda. Ekran paylaşımı bende tikli. Yani herkes açabiliyor. Hı hı. Şimdi yine izin veriyorum hocam. Evet. Tekrar bir deneyim. Beni oturum paylaşım yapabilir misiniz? Telefondan girdim de hocam. Bunu kapatıyorum. Tamam. Hemen hocam bakıyorum. Buyurun değerli hocam. Evet şu an ekran paylaşımı olabiliyor öğretmenim. Sesimi duyabiliyor musunuz hocam? Evet hocam duyuyoruz. Tamam. Bunu görebiliyor muyuz peki? Görüyoruz şu an ekranı görebiliyor musunuz hocam? Evet hocam görüyoruz. Şeyinizi, projenizi görüyoruz ve sunumunuzu da görüyoruz. Tamamdır. O zaman başlıyorum hocam. Tekrardan merhabalar. Kusura bakmayın. Gerçekten hani böyle bir bekletmek istemezdim. Kesinlikle hatta konuşmam uzayacak, bekleteceğim diye çok gerilmiştim. İnsanda neye gerilirse onunla imtihan oluyor, olayı oldu yani. Kusura bakmayın tekrardan. Projemizin ismi Ağacı Tanı Doğayı Sev. Bir doğa projesi. Bir farkındalık geliştirme projesi.
İstedik ki biz çocuklarımız erken yaşta hani ağacı sevsinler, tabii ki tanısınlar, bilsinler, korusunlar ama ağacın da ne ağacı olduğunu bilsinler, tanısınlar istedik gerçek anlamda. Bu yüzden hedefimiz çocukların erken yaşta ağaç türlerini tanımaları, doğaya ait farkındalık geliştirmeleri. Çünkü bir ağacın yanından geçerken sadece ağaç deyip geçsinler istemedik. Ve bu proje sayesinde de bunu başardığımızı hissediyorum yavaş yavaş. Ağacı tanısınlar, erken yaşta farkındalık geliştirsinler istedik. Aileleriyle, sınıfla, arkadaşlarıyla, bizimle çok daha fazla doğada vakit geçirsinler istedik bu proje sayesinde. Bu şekilde yol aldık. Proje ortaklarımıza bakalım. Proje ortaklarımız, yani sesiniz kesildi ama benim geliyor mu? Evet hocam geliyor. Hiçbir sıkıntı tamam, yok. Tamam hocam. Siz de çünkü donduğunuz gibi oldu da o yüzden. Ben size donduğum proje ortaklarımız ilçemizden... Efendim hocam? O sorun yok öğretmenim. Buyurun. Tamam. Bugün çok fazla teknik aksaklık yaşadım da önce bilgisayarım gitti. Şimdi tablet gitti. En son elimde telefon kaldı. Emin olayım istedim. Biz 10 ortağız. Hepsi Türkiye'den. 5'i ilçemizden. Diğer ortaklarımız da Eskişehir, Adana, Mersin ve... Unuttuysam affola. Eskişehir, Adana ve Mersin'den. Toplam 10 ortağız. Güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Geçen seneden yine ilk projemizdi. Geçen sene benim en azından en ilk projemdi. Belge de alınca bizim için bir teşvik oldu. Geçen sene projeden tanıştığımız Necdet öğretmenim var. Biz onunla beraber ortak kurucu ortağız. Diğer arkadaşlarımızdan da yeni yer alanlar var. Hani güzel bir enerji yakaladık. Her şey şu an güzel bir şekilde devam ediyor. İlk olarak tabii projemize afiş ve logo tasarlayarak başladık. Öğrencilerimiz tasarladı logolarımızı. Çocuklarımızın yaşları genelde birinci, ikinci sınıf olmasına rağmen çok güzel logolar tasarladılar. Ve tasarladıkları logoları da yine onların katılımıyla anket oluşturarak seçtik. Sağ üstte görülen logomuz bizim seçilen logomuz. Yine sağ altta görülen afişimiz de bizim seçtiğimiz afişimiz, anketlerle seçilen afişimiz. Projemiz şu şekilde ilerleyecekti. En önemli istediğimiz şey ağacı tanımaları ve bu ağacı tanırken bir anı oluşturmaları. Kendilerine ait, o güne ait, tanıdıkları güne ait bir anı oluştursun istedik. Bunun için yeşil güncelerimiz dediğimiz, yeşil günce adını verdiğimiz defterler oluşturduk. Ha, defterlerimize şu sağ üstte görülen etiketleri hazırladık. Çocuklarımıza verdik, çocuklarımız yapıştırdı. Üzerinde ağacın adı bulunduğu yer ve ağacın yaprağını bulduğu yer ve tarih yazıyor. İstedik ki çocuklar ağacı bulduğunda, tanıdığında, verdiğimiz ödevi gerçekleştirdiğinde o ağacın yaprağını hatıra olarak bir adet yaprağını yapıştırsınlar, saklasınlar istedik. Yani bu aslında bizim eskiden çiçek koleksiyonu falan gibi yaptığımız, yaprak koleksiyonu gibi yaptığımız bir şey. Ve defterler de böyle ömür boyunca onların yanında olacak. Yine belki başka ülkelerde, başka yıllarda, başka ağaçlar keşfettikçe böyle çoğaltabilecekleri, zenginleştirebilecekleri bir defter olsun istedik. Bu şekilde bütün öğrencilerimize ilk önce yeşil günceler hazırlattık. Çok güzel oldu. Yani özellikle proje ilerledikçe, amacına ulaştıkça bizi de çok mutlu etti. Projeye başlarken yeşil güncelerimizi hazırladıktan sonra kelime bulutları oluşturduk. Öğrencilerimiz ne biliyor? Yani ağaçla ilgili hangi ağaç türlerini tanıyor? Ağaç deyince aklına ne geliyor? Doğa deyince aklına ne geliyor? Çevre deyince aklına ne geliyor? Bunları ölçmek için kelime bulutları oluşturduk. Çocuklarımız ağaç noktasında evet ağacı çok seviyorlar ama tür olarak çok az ağaç biliyorduk. Bunlardan da zaten hani bildikleri kelime bulutlarında yer aldı. Bütün proje öğretmenlerimiz birer oyun hazırladı. Bilinen ağaç türlerinden yola çıkarak işte çınar, meşe, zeytin, ceviz ağacı gibi. Hem çocuklarda farklılık oluşturması hem de birazcık kulak aşinalığı oluşturması, birazcık görsel aşinalık oluşturmasını istedik. Bu yüzden bütün öğretmenlerimiz birer wordfall oyunu hazırladı. Bütün hazırlanan oyunları da öğrencilerimize hem evde hem okulda sınıflarımızda oynattık. Çocuklarımız aslında hiç ağaç türü bilmiyorken, çok az ağaç türü biliyorken bu oyun sayesinde birdenbire ağaç türlerini arttırmaya başladılar. Yani belki ağaç, iki ağaç biliyorlarsa 5 ağaç, 10 ağaca çıktı bu ağaç türleri. Bunlar tabii ki şu ana kadarki aşamaların hepsi teoride aşamalardı. Sonra istedik ki artık ağaçlarla yavaş yavaş tanışalım. Ve ilk ağacımız olan ilk yani mevsim itibariyle biz Şubat ayında başladık projemize. Bütün
çoğu yaprak ağaç yaprak dökmüştü. Yaprak dökmeyen yine yapraklılar vardı. Normalde belki hepimizin çam diyerek geçtiği ağaçların aslında çam olmadığını, birçok farklı türünün, alt türünün olduğunu öğrensinler istedik çocuklarımız. Bunun için iğne yapraklı ağaçlarımızı tanıdık ilk başta sınıflarımızda. İğne yapraklı ağaçlarımız sedir, servi, göknar gibi birçok benim bile bilmediğim yani uzaktan tanıyamayacağım ağacı çocuklarımızla tanıdık. Öğrencilerimiz emojilerini, avatarlarını oluşturdular. Sonra bu avatarları konuşturarak kendilerine ödev olarak belirlediğimiz ağacı anlattılar bize. Göknarsa göknar, sedirse sedir, ardıçsa ardıç, serviyse servi. Bunları anlattılar. Sonra bunları sayfalarımızda yayınladık. Ve ilk ödevimiz geldi yeşil güncellerimiz için. Çocuklarımızdan öğretmenlerin belirlediği, kendi her işte farklı bölgelerde yaşadığımız için aynı ağaç türünü belirlemek istemedik. Farklı farklı ağaçlar belirledik. Yine iğne yapraklı tür ağaç olarak. Mesela biz İstanbul'daki öğretmen arkadaşlarım olarak ardıç ağacını belirledik. Öğrencilerimizden bir adet ardıç yaprağı bulmasını ve onu yeşil güncellerine yapıştırmasını istedik. Ardıç dalı diyelim. Öğrencilerimiz bayağı zorlu bir süreç geçirdiler burada. Çünkü İstanbul'da ardıç ağacı meğersem çok az bulunuyormuş. Velilerimizle beraber aslında çok keyifli bir haftaydı. Çünkü sürekli olarak işte bize resim attılar. Hocam bu ardıç mı, bu ardıç mı, bu ardıç mı diye. Yanlarında belki yıllardır bakıp geçtiği birçok ağaca dikkatli bakmış oldular. Çocuklarımız da hem aileleriyle hem bizimle orada gerçekten doğa farkındalığı anlamında iyi bir hafta geçirmiş oldular ve burada görev olarak verdiğimiz ağacı yeşil güncelerine yapıştırdılar. Nerede buldularsa onu not ettiler. İşte okulun bahçesi, uzaktaki bir park belki. Tarihi not ettiler. Böylece güzel bir anı oluşturmuş oldular. Yan taraflarına da, yani yapıştırdığımız sayfanın yan tarafına da ardıç ağacı ise, ardıç ağacı ya da artık ağacın türü neyse onunla ilgili bilgiye yer verdiler. Aynı hafta biz ardıç ağacı masalını anlattık. Ardıç kuşuyla ardıç ağacı masalında. Yine böyle dil bilgisi anlamında da bir katkı sağlamış olduk. Ardından Bahar'ın gelişini kutladık bol bol. Bahar'ın gelişi bizim projemiz adına da çok sevindirici oldu. İlk olarak yani çok kadim bir gelenek olan, Türk geleneği olan Nevruz etkinliğinde, Nevruz'da semeni etkinliği yaptık. Semeni etkinliği hala Türkiye Cumhuriyetler'de devam eden bir etkinlik. Burada buğday, fasulye, nohut gibi tahıllar çimlendiriliyor. Biz de sınıflarımızda buğday çimlendirdik. Sonrasında çimlendirilen bu buğdaylar süslenerek sevdiklerine ikişer hediye ediliyor. Biz de sınıflarımızda bu semeni etkinliğini gerçekleştirmiş olduk. Böylece hem Nevruz hakkında fikir sahibi oldular. Bahar'ın bu mevsim geçişinin farkına vardılar. Tohumdan bu çimlenme aşamasını görmüş oldular. Güzel bir hafta oldu. Yine güzel bir etkinlik oldu. Ardından velilerimizle beraber çocuklarımızın bir doğa yürüyüşü gerçekleştirmesini istedik. Doğa yürüyüşünde de bu hazır daha önceden hazırladıkları karton, bu atık kartonların içine kolibantları yapıştırmışlardı. Kolibantların üzerine doğadan işte dökülen ağaçlardan dökülen çiçekleri, işte yerden buldukları dalları, yaprakları yapıştırarak güzel bir görsel sanatlar çalışması, görsel sanat etkinliği gerçekleştirdiler. Burada da onların yaptığı çalışmalar var. Sonrasında bunlarla ve biz bayağıca ağaçla ilgili görsel sanat, görsel etkinlik yapmıştık. Onları sergiledik, okullarımızda sergiledik. Bayağı okul anlamında diğer öğrencilerin dikkatini çekme anlamında çok etkili oldu. Yaygınlaştırmadığında güzel bir etkinlik oldu. Bunlar da okullarda açtığımız sergilerimiz, ağaç resimleri sergisi. Yine başka bir okulumuzun oluşturduğu sergi. Mümkün olduğumuzca hani görsel sanatlarda çok fazla yeni malzeme kullanmak istemedik. Çünkü bu bizim projemizin ruhuna aykırıydı. O yüzden atık kağıtlar, kraft kağıtlar, işte kargo paketlerinden çıkan kağıtlar gibi onları kullanmaya gayret gösterdik. Ve onlarla da çok güzel eserler verilebileceğini gösterdik. Sonrasında tabii ki de projemiz için olmazsa olmaz bir şey yaparak fidan diktik. Herkes bulunduğu Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçerek fidan temin etti. Biz de ilimizdeki Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçtiğimizde İstanbul için en uygun olan fidanlar olan erguvan, meşe, sığla, fıstık çamı
ve leylak ağaçları temin etti bize, sağ olsunlar. Bu şekilde okulumuzda grup çalışması yaparak öğrencilerimiz 5'erli 6'şarlı grup oluşturarak fidanlarımızı dikti. Diğer okullarımızda da aynı şekilde fidan dikimi gerçekleştirildi. Hem Orman Haftası'nda bu şekilde kutlamış olduk. Orman Haftası'na denk gelmişti yaptığımız etkinlik. Fidanlarımızı dikmeden önce QR kodlar yazmıştık çocuklarımızla beraber. İşte Erguvan ağacını anlatan, diktiğimiz ağacı anlatan, bunu proje kapsamında diktiğimizi anlatan cümleler yazdık öğrencilerimizle beraber. Öğrencilerimiz QR kod yazmayı öğrendiler. Sonra fidanlarımıza takarken de tek tek QR kodları okuttuk. Yani hangi fidanı anlatıyor diye. Sonra da her birine teker teker taktık diktiğimiz fidanlara. Can suyunu verdikten sonra QR kodlarını da takmış olduk. Ortak etkinlik olarak bütün proje öğrencilerimizle beraber Tohumlar Fidana şarkısını bölümlere ayırarak söz söyledik ve birleştirdik. Küçüklüğümüzün, yani küçükten beri çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Birçok veli de aynı şeyi söyledi. Hocam neredeyse unutulacaktık, hani unuttuğumuz bir şarkıydı, çok güzel oldu tekrardan duymak diye dönenler oldu. İleri dönüşüm yaptık. Ağaçlarımızı hem okul panosu oluştururken hem de sınıfımızı böyle ağaçlarla donatmak isterken yine yani yeni materyaller kullanmak istemedik. Bir etkinliğimiz de buydu. İleri dönüştürüyorum rulodan ağaçlar etkinliği. Bu tuvalet kağıdı, kağıt havlu rulolarını kullanarak ağaçlar yaptık. Çok da basit bir şekilde hani ortaya çıkabildi. Yani belki bir iki ders vaktini aldı. Öğrencilerimiz de çıkan çalışmadan çok mutlu oldu. Böylece aslında atıkların atık olmadığını, hani çok rahat dönüştürülebileceğini görmüş oldular. Ve ham maddeye dönüşmeden de hani bunu çok kolay yapabileceğimizi, kendi iç evimizde, sınıfımızda çok rahat yapabileceğimizi gördüler. Birlikte ortak etkinlik olarak ağaç takvimi oluşturduk. Ağaç takvimimizde her sınıfın resmi ve bir ağaç anlatılıyordu. Bir ağaç görseli ve ardının altında bir ağaç resmi, ağaçla ilgili bilgi. Bizim projemiz Şubat'ta başladı. Halen de devam ediyor. Nisan sonuna kadar devam edecek. 15 Nisan'da yaratıcı yazma atölyemiz var. Bir tane yazarımız konuk olacak. Banu Kırgız. O bize ağaçla ilgili bir masal yazdıracak. Sonra devamında geleneksel sanatlarda ağaç figürü çok önemli. Çok fazla yer veriliyor, çok fazla geçiyor. Bununla ilgili bir atölye çalışması yapacağız. Geleneksel sanatlarda ağaç diye. Ve yeşil güncelerimiz devam ediyor. İğne yaprakları ağaçları yapmıştık. Meyve ağaçları belirledik. Zeytin ağacı, işte yeni dünya ağacı gibi yaprak dökmeyen meyve ağaçları belirledik. Onlarla ilgili bilgiler verdik. Öğrencilerimiz o ağaçların yapraklarını buldular, yapıştırdılar. Bu şekilde etkinliğimiz devam ediyor. Projemiz devam ediyor. Proje sonunda da e-book hazırlayacağız yine. Ağaçlarla ilgili, öğrendiğimiz ağaçlarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir e-book hazırlayacağız. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm teknik aksaklıklara rağmen. Başlangıçta oldu ama o kadar güzel çalışmalar yapmışsınız ki Neslihan öğretmenim. O aksaklıkların hepsi unutuldu sizin proje çalışmalarınızı denedikten sonra. Çok tebrik ediyoruz değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Durduramadım. Bu sefer de çıkamıyorum sanırım. Evet. Değerli misafirlerimiz, bu akşam birbirinden güzel 4 ayrı proje dinledik. Refiye Seymen hocama, Begüm Kaya hocama, Seher Gündüz hocama ve son Neslihan Aktaş hocama çok 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 tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve bol kalite etiketli projeler olmasını diliyoruz. İnşallah Avrupa kalite etiketi de alırlar, ilçemizi seneye taşlandırırlar başarılarını. Yarın akşam saat 21'de 6 ayrı projeyle yine sizlerle birlikte olacağız. Burada bulunan bütün konuklarımıza gecenin bu saatine kadar mübarek Ramazan ayında vakitlerini ayırdıkları için, projelere destek oldukları için Küçükçekmece İlçe Milliyetin Müdürlüğü Etivinik ekibi olarak ayrıca teşekkür ediyoruz. İlçemiz Özel Bürosu'ndan bizi yalnız bırakmayan Sayın İmran Avcı Eren Hocam, sizden birkaç cümleyi, sizin cümlelerinizle webinarımızı kapatmak isteriz. Her zamanki gibi gerçekten çok güzel, farklı farklı bilgiler verip farklı farklı ufuklar açtı eğitiminiz. Ben de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın akşam tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Emel Hocam çok teşekkürler desteğiniz için. Hoş